Benim ismim Sami Özseçen. Bursa Karacabey Sulama Birliği Başkanlığını 15 yıldır sürdürmekteyim. Aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla iştigal etmekteyim. Bölgemizde ağırlıklı olarak bütün sebze çeşitleri üretilmektedir. Sahamızın genişliği, sulama sahamızın hizmet verdiğimiz sahanın alanı 166 bin dekardır. Su kaynağımız Manyas Gölü'dür. Ağırlıklı olarak açık kanal kanalet sistemiyle sulama modelimiz ve ağırlıklı olarak %90 seviyesinde damlama sulama sistemiyle sulama faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 1993'lü yıllarda başlayan sulama tesislerinin devirleriyle alakalı konu paralel olarak aynı zamanda Dünya Bankası'nın katılımcı su yönetimi modeli de benimsenerek hatta o yıllarda sulama birliklerinin makine teçhizat ve kurumsallaşma açısından kredilendirilerek kurumsal kişiliklerinin kazanılması sağlanmıştı. Ve buradan bu Dünya Bankası'nın destekleriyle, katılımcı su yönetimi modeliyle beraber su kullanıcı örgütler oluşturuldu. Su kullanıcı örgütlerin kamu malına yöneteceği için, çünkü devlet su işlerinin inşa etmiş olduğu tesislerdi bunlar, kamu malıydı. Kamu malının yönetmesi için sahada belediyelerin bulunduğu, köy tüzel kişiliklerinin bulunduğu su kullanıcı örgütleri kamudan gücünü alması için belediye ve köy muhtarlıkları vasıtasıyla kurduruldu. Ve bugüne kadar da başarıyla gelindi. Bugün kanunlarda değişiklik yapılıyor. Bu kanun değişikliklerinde suyun verimli kullanılması yönünde herhangi bir şey göremiyoruz. Oysa ki su çok stratejik bir ürün. Önümüzdeki yıllarda su petrolün önüne geçeceği söyleniyor uzmanlar tarafından. Öyleyse biz de su zengini bir ülke olmadığımıza göre bu kanunlar keşke düzenlenirken, yenilenirken, revize edilirken ana esas suyun verimli kullanılması yönünde olsaydı. Şu anda açık devletin öngördüğü, devlet su işlerinin öngördüğü, bize devrettiği açık sulama sistemlerinde devletin öngördüğü hektar 10.500 tondur. Oysa ki sulama birlikleri bu 20 yıllık süreçte bu 10.500 ton hektarı, ben kendi birliğimden örnek vermek gerekirse, hektara 6.800 tona çekmişim. Dolayısıyla esas olan tesise almış olduğunuz bir birim suyun ne kadarını tarlanın başına getirdiğimiz ve ne kadarını verimli olarak bitkiye kullandırdığımız esasıdır. Baktığımız zaman bu kanun değişikliklerinde bu suyun verimli kullanılması ve daha çok verimli kullanılarak daha çok alanlara sulama yayılması görülmemektedir. Dolayısıyla bu kanun maddeleri tekrar gözden geçirilerek ana esasın su paylaşım yönetiminin bu modelin üzerinde çalışılarak, revize edilerek bu model üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi zaten biliyorsunuz 2011 yılında 6172 sayılı sulama birlikleri kanunu çıktı. Onun içerisinde biz o günde çekingelerimizi koymuştuk. Mesela sulama birliklerinin hızlı karar alabilmesi için amaçlar bölümüne baktığınız zaman 6172'nin sulama birlikleri hızlı karar alabilmesi için bu kanun taslağı hazırlanıyor dendiği zaman ya da bu kanun bu amaçla çıkartılıyor dendiği zaman ama siz kamu ihale kanununa da aynı zamanda tabidir dediğiniz zaman sulama birliklerinin hızlı hareket etmesini engellemiş oluyorsunuz. Sonra personel alımlarında işkura tabidir dediğiniz zaman aslında vasıflı uzman insanlarla çalışmak düstürünüz de elinizden alınıyor. Dolayısıyla mesela bizim en büyük sıkıntımız tahsilatlarla alakalı. Tahsilatlarda 2400 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanır. Ama bu hükümlerde işte adam geldiği zaman borcum var dedi, icraya verdiğiniz zaman benim borcum borç ama param yok dediği zaman yapacak bir şeyimiz olmuyor. Dolayısıyla desteklemeden, kaynaktan kesilmesi gerekiyor. Çiftçinin destekleme alacaklarından sulama birliklerinin mahsuplaşması ve bu maddeler üzerinde revize edildiği zaman katılımcı su yönetimi prensibinden ayrılmayarak bu şekilde sulama birliklerinin önümüzdeki yıllarda daha başarılı,
ana esas olan, tesislerin kuruluş amacı olan Türk tarımının kendi kendine yeterliliğine katkı sağlayacak sulama sistemlerinin sağlıklı işletilmesi için 6172 sayılı sulama birlikleri kanunun birkaç maddesinde değişiklik yapılarak bu katılımcı su yönetimi prensibi devam ettirilmesi lazım diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah Türk tarımı için hayırlı olur. Dileklerimi sunuyorum ben de. Teşekkür ediyorum.